Blex. Fenerbahçe kendi evinde Pendik Spor karşısında dakikalar 86'yı gösterdiğinde skor 1-1'di. Maçın sonucuysa Fenerbahçe'nin 4-1'lik galibiyeti. 2 kırmızı kart var, penaltı var. Fenerbahçe ilk yarıda 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 çevirerek ...hanesine 3 puanı yazdırdı. Ve Galatasaray'la arasındaki puan farkının... 2'den fazlaya çıkmasına müsaade etmedi. Stablex'in sunduğu gol makinesinde her zaman olduğu gibi... ...Nihat Kahveci ile karşınızdayız. Ve Fenerbahçe'nin Pendik Spor'u 4-1 mağlup ettiği maçın... ...yorumunu, analizini yapacağız. İlginç bir maç oldu Nihat. İlk yarı Fenerbahçe e, hiç iyi oynayamadı. İkinci yarı tempoyu arttırdı. Golleri buldu. Ve yine bir puan kaybı, kabusu yaşadığı bir iç saha maçını galibiyetle bitirmeyi başardı. Maçı izlemeyen Fenerbahçe'li taraftarlar böyle telefona girdiğinde, sosyal medyaya girdiğinde o 4-1 yendi, Kahveci gol atmış, Ferdi gol atmış, Batçuay'ı gol atmış, Mert Hakan gol atmış, o ne kadar güzel, rahat kazanmışız der maçı izlemeyenler. <laughs> maçı izleyenler bu nasıl bir ilk yarı diyorlardır diye umut ediyorum. Neden? Şampiyonla oynuyorsun. Liderin 5 puan gerisindesin Galatasaray'ın. Perşembe günü tarihi bir galibiyet elde etmişsin, hak ederek. Dakika bir dakika 95 moralin yerinde, özgüven yerinde. İsmail Hoca çok hazırlanmadık diyor. Haklı zaman yok. Perşembe, cuma sabahı ve bugün pazar akşamı. 5 tane oyuncu değiştirdi 11'den. Serdar Aziz, Mert Hakan, Kuruniç, Mert Müldür, Ceko. Hani takımın yarısı fresh. İlk yarı şampiyonluğu oynan Fenerbahçe. Muhteşem atmosfer. İç sahada rakip kaleye bir tane isabetli şutu yok. Bana bu bölümü kimse anlatamaz. Buradan ne çıkarırım ben? Maç önüne de döndüğümde İrfan Can Ehli Bayat'ın 3 gol atarız. Hı hı. Değil mi? 3-0 yeneriz. 3-0 yeneriz. Serdar Aziz atar. Şimanski atar. Ceko Ceko atar. atar dedi. 3'ü de atamadı. Bak bunu neden özellikle söylüyorum? Bunu maç önü açıklama yapan bir yedek kaleci demek ki takımın içindeki hava biz bu maçı rahat kazanırız havasıydı. Fenerbahçe skor olarak rahat kazandı gözüküyor. Ama maçın içinde iki tane kırmızı kart var. Koskoca ilk yarı bir tane kaleyi bulan şut yok. Aldığım bütün notlar Mert Hakan korner kesti rakip defans. Mert Hakan feriki kullandı rakip defans. Cengiz vurdu barajdan döndü. İşte Tadiç kesti defans. Mert Müldür kesti defans. Bunun dışında hiçbir not. Ceko vurdu avut kafayla. Başka hiçbir not yok. Ve bu Fenerbahçe bundan 48 saat önce neredeyse ya 60 saat önce maç oynamış. Keyifle anlattığımız, gurur duyduğumuz Fenerbahçe buraya nasıl evrilebiliyor iç sahada? Ama orada... Bütün taraftarlar şunu düşünmemiş evet. midir? Aman Allah'ım. Alanya Spor Ligi'nin dibindeyken buraya geldi puan kaybettik. Evet. Samsun Spor Ligi'nin dibindeyken buraya geldi puan kaybettik. Pendik 1-0 öne geçti. Rakip kaleye şut atmıyoruz. Devre arasını ben düşünmek istemiyorum ruh Haklılar mı? Haklılar. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda son dakikaya, son nefesine kadar gitmek istiyorsa... İrfancan Kahveci'yi pamuklara sarsınlar abi. Bugün oyuna girdi ceza sahası üzerinde biliyorum penaltı verildi topa dokunan İrfan. Attığı o son gol inanılmaz. Ciku'ya asis yazdı pası verdiği için. <laughs> evet. Aldı böyle bir çekti buraya aldı bir vurdu çatala. Yani ikinci yarıdaki Ferdi performansı yine evet. beğendim. İkinci yarıda Tadic hafif kıbırdandı. O ortaları kesti. Batshuayi penaltı olduğunda camı kırçar. 112 acil durum gel penaltı stresli maç 1-1-2-1 yap olayı. Skor olarak 4-1 ama oyun olarak ben bugün Fenerbahçe'yi beğenmedim. Tavsiyem ya benim haddime değil ama yorum olarak şunu söyleyebilirim. Perşembe günkü iyi oynadığı oyun akılda kalmış. Rehavette bir Fenerbahçe takımı gördüm. Bugünkü futbolu da bir an önce unutup bir sonraki şimdi yine perşembeyi demiyorum. Bir sonraki lig maçı Trabzonspor deplasmanında bu futbolla zor galip gelirler. O yüzden iyi de kötüyü de unutup her maç final dakika 1 dakika 95 konsantrasyon istek özveri arzu gerekiyor yoksa bugün puan kaybedebilirdi 83. dakikada maçı 1 oldu. 87. Hani, 87. 7. Bak 87. Değil 87 değil. Kaçıncı dakikada oldu biliyor musun? <laughs> <Bu> 98. <laughs> dakikada oldu. Çünkü Doğru. ilk yarı 11 dakika uzadı. Hatta o da 13 dakika sürdü. Yani 11 kalktı evet, da. Evet. O da 13 sürdü. 58'de falan bittiği. 100. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti <laughs> penaltı golüyle. İlk yarı 13 dakika dediğin gibi. <laughs> Aynen. 45 artı 13. <laughs> evet. Değil mi? Yalnız evet. Allah'ını seversen bir maç bu kadar durur mu? Bir maçta bu kadar faul olur mu? Bir söyle şu istatistikleri şimdi, de bir şok olalım ilk yani. İlk yarıyı şimdi maçın sonuna bakacağım hemen. İlk yarıda 28 faul vardı. Ee, o ne ya? O 11'i Fenerbahçe'nin 17'si Pendik yaptığı fauller. Devre arasında da, da BİN Spor'su izlerken Uğur Melek'e çok güzel bir bilgi verdi Opta Verisi. 59 dakika oynanan ilk yarının 23 dakikası top oyunda kalmış. Ya şaka gibi Çok ya. acayip. 23 dakika oyunda kalır mı ya? %33'lük mü? Maç... Arkadaşlar hakemle ilgili ağzımı açmadım. Niyatı da kaybettiniz filan. Durun da hakeme gelmedik ki. <laughs> Maçı anlatıyoruz. Tamam. Toplam faal sayısını da söyleyeyim. Aa. Toplam 46 faalle bitti maç. 17'ye 29. 17 Fenerbahçe. 29 Pendik. Yani ilk tabii ikinci yarı ilk yarıya göre daha iyi. Şimdi ilk yarı 28. Tabii, tabii. ikinci yarı 18 sual var en azından yani. Ama şimdi zaten 10 kişi kaldı. 9 kişi kaldı. Hani evet. O yüzden zaten müdahale edecek hali de kalmadı Yalnız, Pendik Spor'un eksik kalınca. Union maçındaki yorumlarımızda da çok konsantre, harika defans yapan evet. bir Fenerbahçe dedik ama ofansif olarak üretkenliğinin çok da iyi olmadığını söyledik. Union aynen Şimdi gitti attı. Gitti attı. O yüzden hani o maçtaki evet. oyunun tamamını bile buraya yapıştırsa, hani copy paste yapsa yine ofansif olarak bir takım zaaflar yaşayabilirdi ki ilk yarı istatistikleri işte ekrana geliyor. Yani topla %74 oynadı ama şey ilk yarıya gelelim arkadaşlar. Ee, %161 161 isabetli şutu yok. Ceza sahasında 11 kez topla buluştu. Bu arada aldığım not şu. 30. dakikada ceza sahasına iki kere girmişti Fenerbahçe. Tamam oyun çok durdu vesaire. Hani şöyle diyebiliriz o zaman. 60 dakika oynandıysa iki kere uzatmalarla 58 dakika. Hani yarısını kerterize alalım. 22,5 dakika gibi düşünelim onu. Ama yani ilk yarıdaki oyunu ayrı, ikinci yarıdaki oyunu ayrı konuşmamız lazım netice itibariyle. Yani... Kesinlikle. Evet. Şimdi arkadaşlar öyle bir yağ yok ki. Ne Biz ya? bir futbol konuştu, bir goller ne oldu filan. Evet, Şimdi abi. sorun abi, sorun, sorun. <laughs> Nihat satıldın, niyet para aldın. Ay yani bu laflar ya, olmuyor sevgili arkadaşlar. Hakemle ilgili daha yorum yapmadım. Kırmızı mı değil mi? Penaltı mı değil mi? O mu değil mi? Bu mu değil mi? Olmuyor yani. Bu kadar olmaz yani. Bazıları için söylüyorum hani. Lütfen bak lütfen. Sakin olun. Herkes sakin. Yok, <laughs> yok bu nedir abi? Parayla satın mı aldın? Ben hakemle bir şey dedim mi? Penaltı mı değil mi? Bir şey dedim yok, mi? Yok dedikten şey. sonra değin. Yok değin. Yorumlayalım. Sonra <laughs> derler. Yani derler, derler bazıları istediğini desin. Çünkü bir gün Çünkü... birine deyince o takımlı oluyoruz. Aynen Bir gün öyle. birine deyince o takımlı. Çünkü şu anda bizi izleyen Galatasaray'a <laughs> seni şunu işte İşte hakemle şöyle oldu böyle oldu demeliyiz. Fenerbahçeliler de hakemin kararlarını doğru söylediğin doğru e, kararlar verdiğini e, düşünmeni ve söylememizi bekliyorlar. Valla biz ne gördüysek onu söylemeye Aynen, çalışıyoruz. Aynen gördüğümüzü bu söyleyeceğiz. Bu programda trio değil ne bileyim Fırat Hoca çok güzel program, Fırat Aydınus'un programı değil. Hakemin de kararlarını tabii ki burada yorumlayacağız, eleştireceğiz veyahut da olumlu. Aynen. Ha, evet. mesela şimdi olay <laughs> arkadaşlar? ha? Sorun bakalım. E oraya giriyorsun. Bu zaten. arada beğen, beğeni istiyorum. <laughs> Sorularınıza cevap vereceğim. Beğeni istiyorum. <laughs> şey abone mi? Abone Beğenme... olmayanlar abone şey, olun. Şeyden önce <laughs> beğenmezsiniz, cevaplamam falan. <laughs> Yok şaka şey ya, şey şuraya tabii. şöyle <laughs> monitörü koyup didik didik inceleyebilme imkanını da düşünmemiz lazım. Çünkü Beş dakika maçı anlattım. Ne oldu? Kim attı? Kim etti? Herkes hakem istiyor. Haklılar mı? Vallahi haklılar. Bak Galatasaray maçında sekiz gol izledik. Herkes hakemle ilgili konuşalım istedi. Bugün evet. beş gol izledik. Herkes hakemle ilgili konuşalım dedi. Hayatımızda hakem. Eve gidiyoruz hakem. <laughs> Çocukları okula götürüyorum hakem. Baleden alıyorum hakem. Eve gidiyorum. Neredeyse yani Ha, komşular hakem 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 daha, hayatımız hakem. Daha kızlar sormaya başladı değil ya böyle Allah'tan daha ya izlemiyorlar. Beni başladı. <laughs> i̇zlemiyorlar ama yüzümden anlıyor hakem yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi peki hadi madem hakem hakem. Evet. Şimdi net olan ne? Galibiyeti yani iki biri getiren bir penaltı pozisyonu. Bir penaltı pozisyonu. Arkadaşlar İrfan Can Kahveci'nin ayağını vuruyor orada ya. İşte içeride mi değil mi? Onu vardan baktılar. E, e bizim şimdi bizim açı içeriden vardan da kulağına söylediler. Evet. Değil mi? Ayağına darbe var arkadaşlar. Sağ ayak çizgi üstünde, sol ayak dokunurken darbe yediğinde çizgi üstünde gibi iz düşümüne bakmak lazım. Evet. Yani Bana biz, göre penaltı şimdi, yani. Biz, biz izlerken evet. var e, hakemleri gibi pozisyonu durdurup dondurup çizginin üstünde mi değil mi görme şansımız yok. Gördüğümüz biz iki yayından izlediğimize bakıyoruz. Darbe evet. var mı? Var. var. Evet. Değil mi? Doğru. Ben Tete'nin pozisyonuna da penaltı dedim. Darbe var. Evet. Burada da darbe var. Biz öyleler renk var, evet. ne şey var. Bana göre İrfan Can Kahveci'nin pozisyonu ben penaltı. Penaltı. altı. Tamam. Evet. Ne? Başka Verin ne var? Wellington'un ikinci sarısı. Verilir abi. Tamam. İlki de ilk sarı. İkinci sarıda şey derler. Çok net böyle. Hı -hı. Kırmızıya götüren, köşedecek o onu geçti gidecek, ayağına darbe var, verilir. Çünkü öyle bir sarılar veriliyor ki, onlara baktığımda bu sarı verilir ikinci sarı. Ee, ne var? Lusamba'nın aynı pozisyonda ardarda arda iki sarısı. Haklı sarı, sonra bir alkış yaptı, Hı -hı. alkış protestodur. Hatta Endiaye'nin... Soracaktım onu, evet. Evet. <laughs> Tamam. tamam yok tek tek tamam gidelim. yok, yok tamam. Şimdi faal yaptı. Sarı değil mi faal Evet. Sonra alkış yaptı mı? Evet. Bu alkış dünyanın her yerinde protesto, değil evet, mi? Doğru. Bildiğimiz kadarıyla. Öyle öyle ya, diyoruz. Artık öyle diyelim. Çünkü kimine göre olmayabilir, <laughs> bilemem. Alkış protesto <laughs> tamam. verir. Ha! Bunu anlatınca aklıma da şey geliyor şimdi. Mert Hakan'ın izledik bir ağız okuma. Dikkatli ol. Buradan şimdi çıkamazsın gibi okunuyor şimdi. Biz buna kesin bir kesin hüküm vermeyelim. Çünkü bu bir dudak okuma uzmanlığı gerektirir. Öyle görüyoruz gibi ama hani bu hakikaten şu anda bizim alanımız. Tamam. Değil. Diğerlerini de zaten gördüğümüz üzerinden Aynı, yorumladığımız evet. için eğer bu gördüğümüz videoda artık dünyada gerçeklik ve sanallık karıştığı için Yapay zeka ile neler yapıyorlar? Hı -hı. Beni Fransızca konuşturabilir hani? Evet. Onları bir kenara bırakarak Hı -hı. gördüğüm üzerinden ağzını okuduğumda Hı -hı. E, dikkatli ol diyor. Evet. Buradan çıkamazsın diyor. Öyle okunuyor. Yani bu bir öyle gibi. bu bir bana göre tehdit algılarım ben bunu. Bu bir tehdittir. Buradan çıkamazsın. Ne olacak da çıkamazsın diye düşünürüm hakem olsa. Ha ne olacak hani... <laughs> Seyirci sahaya mı inecek siz topçular beni mi çıkartmayacaksınız ne olacak darbe mi olacak bir şey mi olacak şiddet mi olacak çıkamam deyip tehdit algılar. Mert Hakan'ı öyle dediyse bak Hı -hı. okuduğumdan öyle diyor. Hakem duyuyor sonuçta kulağına yanında yarım metre atarım abi ben tehdit algılar atarım. Oluyor mu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Yani tabii bir sürü... İşte yani sarı kart çıktı, fauller var falan onlara girersek dediğim gibi triyoya döneriz yani <laughs> çok merak edenler başka programlarda ayrıca daha detaylı hakem analizi yapabilir bakabilirler Biz... başka bir şey ne var? Ceko Ceko'nun pozisyonu penaltı mı ha, değil? Doğru mi? o var. Evet. Bana göre penaltı değil. Hiç. Yani. Artık değil. Böyle bir çekme ben, var gördüğüm ama. üzerinde. Bana göre değil. Ben Şimdi de mesela üzerinde diyoruz sonra bir görüntü çıkıyor. Evet. Yani yaşadığımız için mesela Koli Icardi evet. hafif müdahale varmış aşağıdan. Verilir evet. penaltı. Şimdi şu an gördüğümüz üzerinden Ceko'nun pozisyonuna ben penaltı vermem. Vermem. Tamam. Bitti mi? Bitti. Bilemiyorum ki. Hadi, Hadi maça, maça dönelim. Bitmez de normalde. Hayır, yok bitmez tabii canım. Şimdi e, bizim görmediğimiz başka bir şey de olmuştur mutlaka maçta. Evet geliyoruz maça. Gelelim mi artık futbola? Evet, futbola gelelim. Şimdi, bir de şu, heh, hangi pozisyon? Şunu da konuşalım, konuşalım. İlk yarıda, Evet. Osterwald'e bir tane uzun top attı. Evet. Tamam mı? Sonra orada Gökçen, ha, düştü yere. Evet. Herkes. Ya bilerek düştü gibi hissetti pozisyonu izledim orada topa vuruyor Gökçe'nin ayağı aşağıda kalıyor bu ayakta düşer ya hafif dokunduğu için düştü acıdığı için ben ostalvolde orada sarı veririn demem Çünkü topa vurdu ayak düştü sonra sonrasında topu dışarı attı topu Pendik dışarı spor. attı Pendik spor hı hı. Fenerbahçe aldı 3 4 pas yaptı topu vermedi. Allah Allah niye vermediniz dedim. Oyuncular da görmedi bence o çocuğun ayağına basmayı. Fark etmez. Ama verirsin ya, normali. Rakipmez. Topu rakip takım dışarı atmış. Ceko'yu geçen günkü Icardi gibi tebrik ediyorum. Penaltıyı verdi, Allah tetrik yap dedi. Hı -hı. Ceko'yu da tebrik ediyorum. Topu dışarı attı. Helal olsun. Fair play ya bazen. Mert Hakan orada Ceko'ya da hareket yaptı. Kızdı. Ceko gördü mü, görmedi mi bilmiyorum. Gördüyse de duruşuna da helal olsun. Evet. Hiç orada polemiğe girmedi. Biz de bu güzellikleri severiz. Evet. Ne güzel topu da dışarı attı. Doğrusu budur. Ama yatmalar, korkmalar, hakemin verdiği, vermedikleri fauller falan bir futbol bu kadar dururamaz ya, durmamalı ya. E işte ilk yarı 59 dakika evet. oynandı. Hakemin ilave süresiyle 23 dakika top sahada kalıyor. Şahe şey, oyunda gibi kalıyor. Yani, yani hakikaten olacak iş değil. Ama bu yani farklı programlarda farklı defalar bunu konuşuyoruz, söylüyoruz. Bir kere ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Eskiden sediye girerdi ya sahaya futbolcu sakatınca. Hani çok travmatik anında müdahale edilmesi gereken çok ciddi bir durum yoksa sediye girer, oyuncu kenara gider, tedavisini olur, oyun devam ederdi. Şimdi yok. bekliyoruz böyle, bekli hepimiz bekliyoruz böyle. Ayağına fıs fıslar, kafasına bir, hadi. Onu bırak. Ceko'nunki başına aldığı bir darbeydi ama o bile ayağa kalkıp kenara gidebilirdi. Halil Akpınar, <laughs> Oraya Dışarıdayken gelecek. dışarıda sakatlanıyor kendini içeri atıyor. İşte bak bunlar geriyor. Ya Ama olmaz yani. Bunu tamam. kim yaparsa bak. Evet evet fark etmez. Bu bugün Halil Akpınar yaptı. Evet. Bunun bin tane örneği var. Bunlar geriyor ortamı. Çok güzel söyledin. Evet. Oyuncular da bazen yardımcı olmuyor yani. D düştü. Evet. Allah korusun omuzumu çıktı sonra çık. sonra dedik. Sonra hatta başım döndü dedik. Evet daha başım düştü. döndü ama o düştükten sonra kalkıp sahanın içine gelip kendisine evet. atmak orada kalsa Oyunda Sorun olmadı. yok hakikaten düştü yani omuzun üstüne bir şey olabilir yok demiyorum ama oradan kalkıp içeri atladı mı ortam geriliyor yani evet. oyuncular da çok bazen yardımcı olmuyorlar ya. Burada bu arada bir anketimiz var Fenerbahçe Pendik Spor maçının yıldızı kim Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Fred adaylarımız bunlar ee, gelelim futbola maça topa taktiğe stratejiye tekniğe neyse işte. Şimdi bir kere e, Fenerbahçe'nin şöyle bir problem var. Bunu pek çok evet. maçın ilk yarısında da gördük, yaşıyoruz ve eleştiriyoruz da. Yine Pendikspor geldi Fenerbahçe ilk yarıda baskı yaptı evet. ve Fenerbahçe yine oyunu kuramadı. Yani bu bu çözülemeyece hani Pendikspor baskı yapıyor. Küçümsemek için söylemiyorum ama ligin sondan bir önceki takımı netice itibariyle Hani ligin üçüncüsü değil, dördüncüsü değil, beşincisi değil, bir Avrupa takımı değil. Sondan birinci. Sondan bir önceki takım evet, yani. Şaka gibi. Fenerbahçe kim kendisine baskı yaparsa yapsın oyunu kuramıyor. Bunu Özellikle iç sahada. Evet. Doğru. Özellikle iç sahada. Hani... Neden böyle Şimdi... oluyor sence? Ya çok tuhaf. Burada Kurunç Furet Mert Hakan'ın hareketsizliği diyebiliriz. İki stoperi açıyor tam mı geriden? Livakovic'le beraber. Bekleri öne atıyor. İlk yarıda Mert Müldür, Ferdi'yi. Normalde burada pas yaptığında, baskı yediğinde Livakovic'den ya sol beke, öyle böyle şişirme değil görerek pas öyle çıkarsın Hı. ikinci bölgeye ya orta sahadan üç gelir baktı baskı yiyor bir hareketlenir diğeri gelir alternatif yaratırsın çıkarsın bek Fenerbahçe'de bek içeri iç yarı bek evet, içeri girer mesela bek içeri girer bir bek içeri girer, bir bek girer kenar oyuncusu Bek'in yerine gelir mesela. çıkarsın ya da o öyle yayıldığında uzun atarsın Ceko'ya Ceko indirir öyle çıkarsın ya da kenardaki oyunculara. Şimdi Cengiz'le de Tadic'e çok uzun top atamazsın. Ceko'ya atabilirsin mesela. Ama Fenerbahçe ilk yarıda çıkma şekli Serdar Livakovic, Livakovic Osterwolde, Osterwolde Livakovic, Livakovic Serdar, Serdar Osterwolde uzun. uzun. Olmaz. İlk yarı 7 yedi uzunu var. Olmaz. Yani ilk yarıdaki bu çıkış şekli şaka gibi yani. Şampiyonluğu oynayan bir takımın çıkış şekli değil yani. Evet. Ee, zaten ilk yarıda yani 30. dakikada gol yedi Fenerbahçe. Ondan sonra bir reaksiyon oldu ama hani tek bir net pozisyondayı. bir tek Ceko'nun kafasını belki sayabiliriz Mert Müldür'ün ortasında. Tek bir net gol pozisyonu yok, üretemeden yok. bitirdi ilk yarıyı. Hani dediğim gibi Ceko'nun o kafası var Mert Müldür'ün kestiği avuta vurdu. İşte Ferdi'nin müştü var defastan dönüyor. Frikik'te Cengiz vurdu barajdan döndü. Ceko vurdu yine defansa çarptı. Korner oldu. Ee, Cengiz'in bir yan ağlar var. Bak, hani bu da ilk köşeden. aksiyon alanları. Fenerbahçe'nin birinci bölgesi %31.8 Pendik Spor'un %25.6 Bunun tam tersi hatta daha yoğun olması lazım Pendik'in birinci bölgesi Tabii. Mesela Union deplasmanında rakip kaleye bu kadar gitmedi gol attı Fenerbahçe bugün gidip hiçbir etkinlik yaratamadı ilk yarı yani hiç zaten 0.38 gol beklentisiyle bitirdi. Tabii bir şey daha var bence. Şimdi maçı nasıl tamamlamış ona bakacağım. Hatırlarsan Union maçında da bu eleştiri evet. yapmıştık. Fred'in pas yüzdesi. Yani bu tabii sadece kendisinden kaynaklanmıyor da olabilir. Opsiyonlarla ilgili de bir problem olabilir ama ilk yarıda Fred 26'da 16 isabetli pas %62 ile oynadı. Şimdi özellikle hani bu pas hatalarını 3. bölgede Son paslarda yapsa anlaşılabilir ama zaten o ileriye gidemeyen bir Fenerbahçe var. Orada kurun içe bir yardım gerekiyordu. O yardımı da yapacak kişi hani Fred ne yapar? Topu alıp yüzünü döner. Evet. İsabetli pas atar, dribling yapar. yapar. Sanki Fred sakatlık dönüşü henüz o ritmini e, bulmuş değil gibi geliyor bana. Bu da olabilir bu arada Topla olan koordinasyonu hafif kaybolmuş olabilir. Bak Hı -hı. bu böyledir. Mesela yazın tatile gidersin, gelirsin. Zaten hep topla bireysel çalışmalar yaparsın ki tekrardan aşina ol, hani topla, koordinasyonun olsun. Fret'te o var. Mesela Union maçında inanılmaz koştu, mücadele etti. Bak, inanılmaz. Sağını her yerindeydi ama toplu oyunda basit top kayıpları yaptı. Bugün ilk yarıda da özellikle Fret Yeniden o öne tara ön tarafa doğru oynaması gereken onun için normal paslar olan paslarda bile top kayıpları yaptı yani. Bak ama mesela ikinci yarıda bu durum değişti. Değişti. İkinci yarıda yani maçın tamamını 60-47 ile bitirdiğine göre ilk yarıda 26 pasta 10 pas hatası yapan Fred ikinci yarıda 34 pasta sadece ee, 3 pas hatası yapıyor. Düşün. Yani bir küçük yanlış hesaplam olabilir ama aşağı yukarı böyle durum yani. İşte ikinci yarıda birçok oyuncunun performansı evet. değişti. Tabii ki 70 birinci dakikadaki kırmızı karttan Ondan sonra etkisine, artık tabii. Pendik Spor'un rakip kaleye gidebilecek gücü kalmaz burada. Hani 11-10 iki... oldu mu iş bitti zaten dedik. Ne zaman gol gelecek? Hı -hı. Golün gelmesi gecikti. İkinci yarıda bir kere gidebildi Pendik. O Gökhan'ın ceza sahası içinden attığı şut sağ çaprazdan 63. dakikada. Evet. Onun dışında pek atak yok. Peki orada Pendik'te biraz öndeki baskıdan vaz mı geçeceğim ama önde baskı yapabilmeniz için önce topu öne taşıyabilmeniz lazım. Onu da yaptırmadı Fenerbahçe. Yok önde baskı şey nasıl yarıyor? yaparsın? Topu öne taşıyacaksın ki kaybettiğin yerde baskı yapacaksın. Şimdi devre arası İsmail Hoca arkadaşlar lig gidiyor ne yapıyorsunuz demiştir. Bütün o takımın hani Dersin ya böyle babaları, papazları, tecrübelileri hepsi demiştir. Lig gidiyor böyle futbol mu oynanır? Rakip kaleye bir tane şut çekemedik isabetli hı hı. demişlerdir. İkinci yarı zaten farklı bir yüzünü bekliyorduk. Ama 11'e 11'lik bölümde e, Fenerbahçe yine o kadar öyle net pozisyonlara giremedi. E, Mert Hakan futbolun ayakla oynanacağını hatırladığı pozisyonda çok temiz Öf, vurdu. Çok güzel, güzel gol attı. Ben golüne güzel derim e, ama güzel. tasvip etmediğim çok davranışları da oldu bugünkü sahada. Hatta hani ne kadar şimdi bizim gözümüzden görmek çok zor böyle bir attığı golden sonra yumruk şovunu sanki Pendik kulübesinin önünde gibi yaptığıma da geldi de. Oraları bilemem çünkü yok, yok kulübeden bakalım. bir çıkanlar oldu. He. Hani ya Mert ayağını oynadığında, konsantre olduğunda bak geçen önemli bir frikik golü, değil Kasımpaşa mi? Maçı. Rize deplasmanındaki katkısı, evet. sonra bu bugünkü maçtaki bu attığı gol Çok kritik çünkü ya. ilk 15 dakikalık bölüm önemlidir 1-0 mağlupken tam 60'ta golü attı 59'da ki dediğin gibi yani Fenerbahçe ikinci yarıya çok yüksek tempoda başladı. Şöyle bir notum var. 10 dakikada 8 kere ceza sahasına girdi. Acayip baskı altına aldı ama gene kaliteli üretimi aslında henüz yaklaşamamıştı. Yani Fred'in bir kafası var Tadic'in ortasında. Evet. İyi pozisyondu ama çok açık diyemeyiz. E, Ceko'nun volesi var o güzel pozisyondu. Evet, evet. Ama yani iki pozisyon var 15 Yok, dakikada. çok yine net pozisyonlar üretemiyordu yani. Evet. O yüzden Kesinlikle. çok belirleyici bir gol attı. Çok kritik bir gol attı. Aynı Kasımpaşa maçında olduğu gibi yani. E, maçı çeviren goldü. Sonra e, Cengiz de çıktı 61'de. İrfan girdi. Cengiz yani sen kötüydü maçı kötüydü bugün. Değil mi? Bir de fiziksel olarak 60'ın üstüne oynayamıyor sanki. Biz seninle şeyi konuştuk. Devre arası. Eğer İrfan Can Kavici'nin itman durumu kendini iyi hissediyorsa. Normalde devre arası girmeli de dedik biliyorsun. Ama herhalde 45 dakikalık bir... Şeyi yoktu enerjisi yoktu. yoktu. Sonuçta İsmail Hoca konuşmuştur İrfancan Kahveci ile. Öyle 60'ta aldı. İrfan da maça damga vurdu yani. İrfan'ın açıklamaları var. İrfan Can Kahveci bakalım neler söylüyor. Maçtan sonra galibiyeti e, getiren oyunculardan biriydi. Sakatlığım boyunca çok sıkıldım. Bir an önce dönmek istiyordum. Bu maçı kaçırabilirdim ama çok istediğim için kadroya girdim. Sağ olsun hocam da oynattı. Hazır olduğumu kendim de hissettim. Bize kolay maç yok. Bu arma'nın olduğu her yer şampiyonluk ister. Bu yol şampiyonluk yolu. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bizi daha çok itmeliler. Takım olarak da daha az stres yapmalıyız. Bu son cümle önemli. İlk yeri çok gergin değil mi? Çok Fena. abi. Ceko mesela hani bir şeylik yapmadı. Evet. Bir taşkınlık yapmadı ama gergindi. Gergindi. Ceko yani. gergindi. da gergindi. İtiraz ediyordu. Böyle bir stresliydi Ceko bile ama... Fenerbahçe Pendik'in abi Pendik Spor Kadıköy deplasmana gelip ne yapar abi? Isırır değil mi? Birebir. Sert müdahale yapar, topla beraber sert müdahale yapar, ölümüne koşar, mücadele eder, yerde yatar, yeri geldiğinde kalkmaz filan bilmem ne. Değil mi? Hı hı. Abartmadıkları süreci bu okeydir. Futbolun içinde vardır. Biz de Real Madrid deplasmana gittiğimizde zaman geçirmeye çalışıyorduk. Karşıda Zidane'lar, Ronaldo. Hadi geçirme zamanı. İki dakikada beş yapıyorlar seni. <laughs> hani işin buraları da, da pendik okey. Ama Fenerbahçe çok ayak uydurdu. Fenerbahçe de çok ayak uydurdu ona. Fenerbahçe de çok faal yaptı ilk kere. 11. Yani. 11 faal. O da çok ayak bir uydurdu. O tuzağa bir nevi, bir nevi düştü. O sertliğe sertlik. Ya. İsyana isyan. Ama sahanın içinde düzgün pas yok. isabetli şut yok. Sen normalde kaliteli oyuncusun. Oyunculara sahipsin, kaliteli takımsın, işin topla oynama konsantrasyonuna evrilemedi Fenerbahçe ilk yarı. Ki ilk yarıda yani sadece Pendik'in oyununu ikili mücadeleyle açıklarsak da biraz haksızlık olur. Çıkışlar, Tabii. baskıdan çıkışlar… Üçüncü bölgeye gelişler. Tamam onlar da çok fazla pozisyon üretmedi belki ama sonuçta Fenerbahçe'nin baskısını kıracak pas trafiğini yarattılar ve buldular. Yaptı, yarattılar ve buldular. Evet. Bir de zaten ilk 5-10 dakikayı izlediğimizde maçın gidişatını belli etti Pendik. Tiyam 2-3 tane nasıl değil mi? Evet. Koşuyor, mücadele ediyor, fuar yapıyor. yaptı. Yani yaratı. düşün sinyali verdi. Bugün dedi senle benim kadar mücadele edeceksin dedi. Kaliteni sağa yansıtırsan kazanırsın. Senin kadar koşacağım dedi. Ya hakemler de genel olarak o konuda bir şey atlıyorlar. Hani bu Tiam örneğinden yola çıkarak bir genelleme yapıyorum. Faal sayısına kart çıkma olayı da kalktı. Yani şimdi hani tamam bu bir kural kitabında şöyle bir şey yazmıyor. İşte dört faale en az bir sarı kart verilir gibi yok, şey yok bir şey yok, ama bir, şey bir futbolcu sık ve çok faal yapıyorsa bu faaller şiddetli olmasa bile Toplar. bir yerde sarı kart olması lazım yani yok o Türkiye'de o da yok, yok olmuyor yok. yani hani ben şunu demem aa bir takım 20 faal yaptı bir tane sarı kartı var diğer takım yok, yok. 10 tane faal yaptı 5 tane sarı kartı var her pozisyon aynen ama... üzerinden farklı farklı değerlendirilir ama dediğine katılıyorum Aha. ben seni bir ittim hakem onu yazmalı iki dokundum yazmalı üçüncü de o sarıyı ver evet. ufak da olsa müdahale Aynen. toplamına ver hani. Evet evet. Onu demek bizde istiyorum. o yok Yok, bizde, o, bizde da yok. o yok bizde ne var bilmiyorum zaten <gülüyor> <gülüyor> bizde <gülüyor> kaos var Aydın Yıldız diyor ki bu oyun kuramam olayı İsmail Kartal'a yazar diyor Semih Eren Şengör de diyor ki İsmail yükseyin yokluğunda orta sahada varlık gösteremiyoruz ama bu oyun kuramama problemi İsmail Yüksek varken de yaşanıyor. Yani şöyle bir maçları gözümüzün önüne getirelim. E, skorlara da bakıp mesela Kasımpaşa maçında da benzer problemler yaşadılar. Evet, yaşadı. evet. E, Rize deplasmanını saymıyorum. Çok farklı koşullarda oynandı o maç ama orada da yaşadı. Ne bileyim Alanya maçının belli bölümlerinde yaşadı. E, yaşıyor yani Fenerbahçe bunu. Buna bir çözüm bulması lazım. Peki maç başlangıç kadrosunu hiç konuşmadık. Şimdi... Ee, sen rotasyonu ve değişiklikleri saydın. 5 oyuncu değişikliği. İsmail Hoca da maçtan önce şunu dedi. İşte az dinlendik. Perşembe maç yaptık. Daha dinlenmiş oyuncularla. Demek ki burada e, osayi Ciku ve Şimanski fiziksel olarak iyi durumda değillerdi ki ilk 11 başlamadılar. Buradan bu sonucu çıkarıyoruz. Ya da Perşembe yine pazar biliyorsun Evet. Unionla Trabzon maçı var. Hı hı. Yine 4 günde iki tane çok önemli maç. Ha çok önemli dedim İlk maçta turu geçti Fenerbahçe ama yine o maçı da düşünüyor İsmail Hoca yani sonuçta futbolda bak bugün görüyorsun ilk yarı bir futbol oynadın Union sana ilk yarı iki tane atar bu futbolla? Evet. Yani atar ya. Yani. Kalitesi daha yüksek bir takımdan bahsediyor. yani o yüzden İsmail Hoca da bunu yaptı. Ya bu maç trafiğinde bu şeyler normal ama sonra ne oldu İlk yarı düşün defans dörtlüsünün üçü sarı kart diye evet. Ferdi Osterwold, Mert. Mert. İkisini aldı. Çünkü bence de doğru yaptı. Mert Müldür'ün karşısında Tiam oynuyor. Bak bir driplik yapar, bir dokunurdu Wellington gibi ikinci sarıyı yer, 10 kişi kalırdı Fenerbahçe. O riski almadı. Ferdi tuttu. Ferdi daha kontrollü çünkü. Tabii. Ferdi evet, daha kontrollü. Doğru. Mesela Oster de riski vardı. Var, var. Çünkü Umut Nayır İyi mücadele etti, iyi toplar tuttu. Orada bir yanlışlıkla bir vursa o da ikinci sarıdan giderdi. Bu arada maçın başında daha Osterwolde orta sahada sarı verilmeden hı hı. orada bir Halil'in ayağına bastı Osterwolde. Hatırla. Hakem orayı da görmedi. Bizim evet. hakemler zaten çoğu şeyleri bazen göremiyorlar. <laughs> kötü jenerasyon. Kötü kötü, kötü. kötü. kötü jenerasyon. Maalesef, maalesef. Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları da geldi. Şimdi ekrana getireceğiz. O da çok kritik ve çok güzel bir gol attı. Cuma günü İstanbul'a döndük ama bunlar bahane değil. İlk yarıyı yine çöpe attık. Bak kendi diyor. İlk yarıyı yine çöpe attık. Evet. Yani örnekler. Ama işte, sen de onlardan birisin. Hani o ilk yarıdaki o oy e, oynanan oyunda. İlk yarı 15-20 dakika falan oynandı herhalde. 23 dakika oynandı. Hakemin bana müsaade et buna müsaade etmesi de çok enteresan bir durum izin veriyorlar. Neden verdiklerini bilmiyorum. Kimsenin kimseyle bir problemi yok. Maçtan çıkarken oyunda kalmak için, takıma katkıda bulunmak için bir hareketim oldu. Maçtan. Ne ne Bunda hareketi bir şey yok. Hazırda bekleyenler var ama söylüyorum olur? Fenerbahçe yıkılmaz. Onu da anlamadık ya. Maçtan çıkarken var mı oyunda kalmak için, takıma katkıda bulunmak için bir hareketim oldu. Vallahi biz. Ne o? Onu çünkü son ee değişiklikti değil, değil mi Mert Hakan? Yok. Evet. evet. Son saniyeler, son bölümde bizim chat bize söyler önemli bir şeyse. Çıktığına şaşırdı diyor bizim Mevlüt. Ha. Böyle bir tepki mi gösterdi? Reaksiyon. Neden çıkıyorum diye bir reaksiyon vermiş anladığım kadarıyla. Biz görmemişiz onu. Oyunda kalmak için, takıma katkıda bulunmak için bir hareketim oldu. He. Ha. Tamam. E sonra da izleriz bakalım tam ne yapmış. Sormadılar Görürüz. mı? Ortalık karışıyor. Nasıl? Hani so, bizimkiler hiç sormuyor ya. Mert'e bir da ya Mert Akar'a. İşte anlatıyor. Diyor ki maçtan çıkarken oyunda kalmak için takıma katkıda kalmak Hayır ben o ilk yarıdaki o hakemle konuşmayı pardon, söylüyorum. Pardon pardon özür, yani özür dilerim. sormadılar mı? Böyle Bilmiyorum. ortalıkta şöyle bir şey oluyor. Dikkatli ol. Buradan çıkamazsın. Üzerinde bir açıklaması var mı? Anladım. Bilmiyorum. Bakalım üçüncü sayfada vardır belki. Bunda bir şey yok. Ha kazanamadığınızda attığınız gollerin bir önemi yok. İnşallah atmaya devam ederim. Taraftarımıza tekrar söylüyorum. Artık son 9 maç. Bak, e, biliyor taraftar son 9 maç olduğunu. Şimdi İrfan Can da taraftar vurgusu yaptı. E, Mert Hakan da taraftar vurgusu yaptı. Önümde de şöyle bir e, yorum var. Hamlet diyor ki Fenerbahçe kendi seyircisi önünde stres ve aceleci oynadığı için zorlanıyor. Deplasmanda oynadığı maçlarda daha rahat oynamasının sebebi bu. Böyle bir etkisi olabilir mi? İç sahanın daha fazla baskı yaratma durumu söz konusu olabilir mi? <laughs> Maçtan maça değişir. Sen böyle ilk yarı oynadığında taraftar seni nasıl destekleyebilsin? Nasıl strese Anlıyor girmesin mu? ve nasıl desteklesin? Sen yani. ilk 15 dakikalar uçuyordun. O zaman atmosfer nasıldı Kadıköy'de? Evet, aynen. E sen şu an uçamıyorsun. Stres. 5 puan fark var. Taraftar ilk yarı 1-0 mağlup. Ne yapsın? Ve oyun yok orada. Oyun yok. yok hani. Umut yok ilk yarı. Aynen. Değil mi? Nasıl stres olması? Bir tane isabetli şutun yok. Ya biz de Ya bir şey söyleyeyim bak. 10 senedir Fenerbahçeli oyuncular. Bak 10 senedir. Hı hı. Bu işin içinde de yaklaşık 5-6 seneyi deviriyorum yorumculukta. Evet. Hep duyuyorum. Taraftar bizi desteklesin desteklesin. Her zaman destekledi ya Fenerbahçe taraftarı. 10 senedir ya. Full oynuyorlar. Şampiyonluk olmadığında da. Bir Sabiha'ya çağrı yapılıyor. 10 bin kişi gidiyor ya. Destek destek destek. Bunu kapatsın oyuncular. Sence desteklemiyor mu ya? Ya ben Türkiye'de maalesef bütün kulüplerinde bunu Hiç. böyle yönetmeye çalıştığını, yanlış yönetmeye çalıştığını görüyorum. Taraftara atfedilen değer, tabii ki taraftar kulübün varlık sebebi ama maç içinde taraftarın yapabileceği bir şey yok abi. Şimdi mesela aynı şey Beşiktaş-Galatasaray, Beşiktaş tribünleri çok suskun. Yahu Beşiktaş rakip kaleye gidemiyor. Ne yapacak taraftar yani? Ya futbolunla alırsın, alırsın, beraber yürürsün. Aynen öyle ha istiyorlar ki bizde takım bir şey oynamasın tamam mı? Yani tabii ki öyle ben şimdi abartarak söylüyorum. Takım bir şey oynamasın pozisyona girmesin ama taraftar itsin. Ya itemez. Taraftar da bir aksiyon görecek bir aksiyon görecek. Peş peşe gelen kornerler pozisyonlar o da o, oradan beslenecek taraftar. Keyif yani. alacak. Hem ki aynen enerjisini keyif yükselmesini alacak. keyif alacak. Üç pas yok rakip kaleye isabetli şut yok. İlk yerdeki taraftardan memnun olma. E o zaman e senin futbolundan kimse memnun değil. O zaman şey yapalım. Şampiyonu en çok stada kim giderse onu ona verelim şampiyonluk kupasını. Öyle olmuyor yani. Bir de bu arada bir şey söyleyeyim. Söyle. Bunu söyleyen yani, hep taraftar vurgusu yapan da Mert Hakan. Hı -hı. Hani normalde baktığında genele bugün Fenerbahçe kadrosunda olmaması gereken oyunculardan biri ha. Bak, genele baktığında bugün, geldiği günden son bugüne Son bir buçuk ayı çıkar. Buçuk Olmaması gereken bir işi ama hep taraftardan bahsediyor. Ya yani taraftar size destek oluyor, oluyor, oluyor. Kampanya yapıyorsunuz, oluyor. Havalimanına çağırıyorsunuz, oluyor. Stada gelin diyorsunuz, geliyor. Ama o taraftarın coşkulu desteği, neden olmuyor ya? Bence bazen oynadıkları oyun üzerinden evet. çözsünler. Bütün bunu, bunu bütün takımlar ve bütün yani oyuncular bu genel için olarak. bu arada. Aynen evet. Sahada etkili ve coşkulu bir futbol olmazsa tribünler de coşamaz yani. Öyle de. değil. Hiç, yani. hiç. Öyle bir şey. Görülmemiş daha tarihte. Sanki... Bizde ama bu çok konuşuluyor. Ben bütün statlarda izledim. Evet. Barcelona orada kötü oynadığında ıslıklıyor. Evet. Real Madrid de kötü oynadığında ıslıklıyor. Evet. Cristiano Ronaldo topun başına geldi. Friki kaçacak mı yapıyor? Kaç tane golüm var diyor ya. Cristiano Ronaldo'ya diyor ya. <laughs> Düşün ya yani bunlar normal şeyler. Sen iyi oynarsın, seyirci de coşkulanır, alevlenir. Aynen Mesela öyle. E, Beşiktaş Galatasaray derbisi ilk yarı taraftar nasıldı ya? Maçın başında. Maçın başı. Ama sonra sessizliğe büründü. Evet. Görmüyor. Beşiktaş'ın yok, oyunu almıyor. Yok. Ne Mesela yapacak? Geçen seneki Galatasaray Beşiktaş Beşiktaş Galatasaray maçını düşünelim. 1-0'dan dönen maçı, atmosferi 3 binin. 1'den 95'e Mesela... yıkıldı start. Evet. 3-1 e bitmişti değil evet, mi? Evet. Evet, çünkü ikinci yarı inanılmaz ha, bir futbol oynadı Beşiktaş. Yani, yani bu böyledir daha, yani. Taraftarlar da ne yapsın bilmiyorum. Vallahi yani. bilmiyorum. Vallahi var ya. Evet. Ha bu herkes için geçerli. Galatasaray evet, Bütün... 13. olduğu sezonda burada 30-35 bini oynuyordu ya. Haydi. Ya yani evet. Değil mi? Bu ba bir başarı veya başarısızlıkta taraftara atfedilen rolün ben abartıldığını düşünüyorum. Yani. Benim çünkü, özetim budur. Çünkü, Başarıda da başarısızlıkta da. Bak çünkü başarısızlık için kozlar hazırlanıyor. Hı. Bazıları hazırlıyor. Anladım. Bak. Hazırlıyor. Peki. Oldu Fenerbahçe şampiyon olmadı bak görürsün. Ya iç hafif bizi ıslıkladılar. Tabi tabi hafif ıslıkladılar <laughs> diye şampiyon olmadın. Hani anlıyor mu demek istediğimi? Mesela, Kozlar hazırlanıyor yani. Fenerbahçe Konya maçı 7-1 biten. Daha ilk dakikalarda goller oldu. Nasıl da atmosfer? Bilmiyorum oyunculara soralım. Ha, yani Herhalde iyiydi işte. Sen yani. iyi oynadın ha, da atmosfer şuna, her zaman daha iyi olur. Bir tek genel olarak futbolculara şuna katılırım. Bu arada taraftan hakkıdır protesto etmek. Ama... ...sıkışmış oyun... ...bir oyuncunun performansı kötü falan... ...onun üstüne yüklenmek... ...onu yuhalamak falan... ...genel resme zarar verir... ...orada ona gerek yok... ...doğru bir hareket değil... ...ama bu da niye yapıldı denmez... Mert Hakan onu yaşadı ilk yarı. ...hatırla dedim sana... Ya orada sıklıyorlar mı dedim... Mi, ...bir mu? top kaptırdın evet, da bir, bir uğultu oldu... Aynen, oldu aynen. ...sanki bir uğultu oldu... ...peki... <laughs> ...Ferdi'nin açıklamaları var... ...Ferdi Kadıoğlu ona da bakalım... E, o da yine bugün yüksek bir enerji koydu ortaya yani. yani böyle de, bak Ferdi şu açıdan da çok değerli. Ne Fenerbahçe'nin sıkıştığı maçlarda iyi oynamadığı maçlarda, oyun kuramadığı maçlarda enerjisini yükselten, e, oyuna hükmetmesini sağlayan oyuncuların başında geliyor Ferdi. O açıdan da çok değerli. Onu Kasımpaşa maçında da yaptı Paşa Kasımpaşa maçında evet. çok netti. Evet. Evimizdeki son maçlara iyi başlayamıyoruz maalesef. Kendimizi zora düşürüyoruz. Ancak iyi bir geri dönüş yaptık. Bu yol şampiyonluk yolu. Uzun zamandır gol atamıyordum iç sahada. Taraftarlarımızın önünde gol atmak beni çok mutlu ediyor. Bu arada güzel gol oldu. Yani Fred'in Fred Fred evet. tek pası. Çok güzel gol attı. Ferdi de ceza sahasına girip son vuruşu yaptı. Tabi orada biraz alanlar da artık çoğalmıştı. 9 kişiyle oynuyordu. Kişi yani. Mesela orada da bak şimdi aklıma geliyor. Maç 2-1. İkinci ee, ikinci kırmızı kart. Ya hakem 90 artı 9 verdi. Ya belki 10 kişiyle evet. bir gol atacaksın. Belki 2-2 bitireceksin maçı. Ama hadi yok. onu geçtim. Hı. Onu geçtim. İbrahim Hoca, İbrahim evet. üzülmez Vardı o da kırmızı kart gördü. Şimdi o da kırmızı gördü bu arada. Hani o neden gördüğünü ben bilmiyorum hani itirazdan mı başka yok, evet. şeyden mi. Evet. Şimdi Fenerbahçe'ye maç önünde dinledik. Hı hı. Burada puan ve puanlar almak istiyoruz. Koşacağız, mücadele edeceğiz. Farkında. Ama burada kaybetse bir sonraki maça bakacak ruh halinde çünkü Fenerbahçe ile oynuyor ama oyuncular bunu düşünemedi. İki kırmızı kart. Sen yoksun Aynen. abi haftaya. Kimle Hoca da yok bu arada kulübede. İst yani rakibin Fenerbahçe değil normalde. Anlatabiliyor İstanbul mu bilmiyorum. Orada önemli maç yani 3 puan almaya yakın olması gereken maç İstanbulspor. Ama İstanbulspor'da kimse kolay yenemiyor. Daha bugün Kasımpaşa gene <laughs> yenik duruma düştü. Zor çevirdi evet, maçı yani. İyi oynuyor. Yani e, İstanbul hani, Spor'un ilginç bir şeyi var, özelliği bu, var. Bugünkü yani. kırmızıyı gören oyuncular Pendek Spor'un geleceği adına da şu an zarar evet, verdiler. Evet. Bir sonraki maç için, ondan sonraki maç için. Kesinlikle öyle. Ee, Enes Daştan. İlk yarıda Osterbolde toplu oyun kurarken Kurunic ve Fred'e baktım. Çok ilginç, sanki oyun durmuş bir tavır içindeydiler. Kurunic ve Fred. Osterbolde ikisinin de yanından geçti, oyun kurdu. Şaka gibi. Tabii kurum için. oyun kurmaya çalıştı. Evet. Bir tane vurdu taça attı ilk kere. İyi hatırlayın arkadaşlar. O Hı -hı. kadar hani hep uzun atmak zorunda kaldı çünkü. Dediği konu doğru. İlk kere de orta ortası çok hareketsiz. Bunu da anlattık. Evet. Mecbur Ama kaldı hep uzun şey atmaya. Onun da bir plan dahilinde olması lazım. Yani o Tabii. farklı şekiller var oyun kurma şekilleri. İşte az önce anlattık işte. Biraz işte. Orta sahanın iki stoperin arasına girmesi var, orta sahanın iki stoperin yanına gitmesi var, Bekin içeri girmesi var, bir, bir bir sürü varyasyon var. İzlerken acaba şimdi buradaki plan ne? Yani bu çık buranın çıkış planı neyi göremiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ee, o biraz ilginç. Yok, yok göremiyorum. şaşırıyorum. Mesela Union maçında da neden çok beğendik? Rakip topa sahip olarak oynadı, hmm. Fenerbahçe iyi kapandı. Atlar arasında iyi birebir oynadı. Kaptığı topları rakip kaleye çabuk gidip 3-0 yendi. Şimdi içeride başka türlü oynamak zorundasın. Geriden oyun kurmak, topa daha çok sahip olmak, sete yerleşmek zorundasın. Fenerbahçe'de bugün o anlamda kötüydü yani. Evet, yani Kurunic bu maç yani oyun kuramayan bir takımın altı numarası eleştirilebilir tabii. Özellikle ilk yarı için söylüyorum. Ama bu maç kurun iç üzerinden okunacak. Özellikle iki iki bence kurun iç üzerinden okunacak bir oyun değil. Yani Diğer hangi maçlar. altı numaraya arkadan baskı gelirse o 6 numara ister istemez oyun kurmada etkisizleşebiliyor. Olağanüstü bir oyuncu değilse. Diğer maçlara göre daha iyiydi Evet. Yani. Değil mi? Pas sabiti falan iyiydi. Ama Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, Fred, Szymanski olur. Evet. Yani bu üçlü. Bu üçlü. Sağ ön İrfancan Kahveci olur artık herhalde bugün oyuna girdi. Perşembe ne kadar süre alır? Ama bence Trabzon maçında o, kesin 11. Bence oldu. yine sanki sonradan mı Kimi oynar acaba? Gel. Bilemiyoruz fiziki durumuna. Ama çok şık bir gol attı yine ya. Yani evet, çok golce... tekrara düşürtüyor ama bu ben de bu hafta öyle bir paylaşım yapmıştım Porto golü. Ya bunun tam tersinden öyle bir vuruş geldi yani. Bu arada yani sen... iyi vuruyor topu. Evet. Evet şu yani şeyden hengameden güzel atılan golleri konuşamaz olduk. Onları konuşalım ya, hakikaten. Biz hiç hakemalıyız. Ee, Ferdi'nin açıklamalarının devamı var bu <laughs> tabii, arada. Tabii tabii. Devam edelim. Evet. Bu yol taraftarlarımızın önünde. Taraftarlarımız muhteşem. Onlara çok teşekkür ediyoruz diyor Ferdi. Devamına gelelim. Yediğimiz golleri analiz etmemiz gerekiyor. Bugün yediğimiz goldeki hatayı ben yaptım ve maçı çevirdiğimiz için mutluyum. Aferin Ferdi'ye. Evet, bravo. Çünkü Halil'e en yakın oydu. Arkasında kaldı. Arkasında böyle çok iyi kontrol edemedi. Evet. Halil de güzel gol attı çok bu güzel arada. Ba Orada Livakovic'i de, Livakovic çok güzel de Allah korudu. Ya evet. Çünkü benim aklıma bir izlediyseniz arkadaşlar, Valencia Real Madrid maçında bir düşüş oldu. Hani Livakovic pozisyonu aman öyle bir şey evet. olabilirdi. Halil de güzel gol attı arka direkte. Ferdi zaten kabul etmiş. %100 katılıyorum. Ferdiye yazar bu, o yenilen gol. Ters kademe hatası ama onun dışında da bir tane çok iyi e, kademeye girerek Onları, atak evet. kesti. Onları çok yapıyoruz. Evet, hep yani. yapıyor. Ama evet ya o gol de çok güzeldi. Tiam'ın kesişi değil mi? Çok böyle sert wow. kesti. Wow. Çok wow. iyi temiz, kesti temiz, yani. Halil'in de koşusu, kafası çok güzel, güzel, güzel gol oldu. bir gol. Güzel abi. gol attı Pendik. Ee, İsmail Kartal'ın açıklamaları gelmeye başlamış ona bakalım bu arada sizden gelen soruları da bakacağız ee, muhakkak e, Nihat Kahveci'ye aktaracağım İlk devre istediğimiz topu oynayamadık ama bunun nedenleri var hmm. Kadıköy'e gelen bütün misafirlerimiz birbirlerinden alışkanlık etti herhalde yerde yatarak oyuncularımızın konsantrasyonunu bozuyorlar Katılıyor musun? Yani evet Her bunu... pozisyon üzerinden diyemem <laughs> Mesela anlattığım şimdi bir bir Umut Nayır'ın ayağına Ceko bastı. Yere bastı, yatabilir evet, abi. Evet. Acır yani ayağına bastı. Evet. Sonra Gökhan'ın pozisyonu Gökhan'ın pozisyonu Osterwold'e topu uzaklaştırına ayağına bastı orada oyuncular görmese de. Evet. Bazı pozisyonlarda yatmalarına okey Ama bizde çok abartılıyor. Evet. Uzun sürüyor. Ama işte uzun sürmesi nedeni de ki oyuncu kenara evet, alınmıyor. Yani. Alınmıyor. Alınmıyor. Ama bak Evet. Bu kadar zaman geçti, bu kadar oyun duydur. Tabii ki bir sebebi var. Evet. Burada bazı Pendik Sporlu oyuncuların da yaptığı var. Hı hı. Hani buna hayır diyemem ama bütün pozisyonlarda da bilerek yatmadılar yani. Evet. Yani bunu da söyleyelim. Devam edelim bakalım devamında ne diyor. Dördüncü hakeme söyledim. Bir oyuncu var, dört faalü var, sarı kart görmüyor. Tia mı kastediyor muhtemelen? Bizim oyuncularımız ilk faalde sarı kart görüyor. Bu sarı kart değil mi diyorum, daha oyunun başı diyor. Bunun oyunun başısı mı var? Oyunun başısı yoktur sarı kartta bende de. Dakika 1 ile dakika aynen. 90 aynıdır. Verilmeli sarı kartsa. Ama yani 4 faal yapanla birinci, birinci faal olayı da bir kriter A değil. Kıyaslanılmaz. Değil yani. Allah birinci Söylesin. faal kırmızı da olabilir. Giderken, yani. evet birinci faal kırmızı da olabilir. Birinci yani. kart net sarı da olabilir. Evet. Yaptığın faale göre değişir aynen, o yani. Aynen. Ama Ki, dört tane de faal yapanın biraz önce konuştuğumuz evet, gibi hafif konuştuk. hafif toplasan bir sarı kart da verilmeli yani. Ya en azından üçüncüde bir uyarı. Aynen. Bak, bir daha yaparsan kartı göstereceğim gibilerinden. Çünkü hakikaten Tiam 5 dakikada 3 faal yaptı. Sakatlanan oyuncu doktorla kenara geliyor. Bir saniye sonra oyunu, oyuna giriyor. Sürekli oyunu durdurarak kızımızı kesiyorlar. Bunun bir kuralı da yok. İkinci yarıda oyunun içinde kalarak maçı kazan. E peki o zaman Pendik Spor ikinci yarıda aynı şeyi yapabilirdi. Eğer birinci devredeki oyun kuramamanın, pozisyonsuzluğun, üretimden uzak oyunun sebebi Pendik Sporların mütemadiyen kendilerini yere atmaları ise, İsmail Hoca öyle açıklıyor, değil mi? O zaman Pendik Sporlar ikinci yarıda buna başvururdu ve yine oyunu soğuturlardı. Oraya. Evet, ikinci yarı o kadar olmadı. olmadı. yani. Olmadı. Bir o kadar penaltı olmadı. öncesi Badu <laughs> bir süre yerde kaldı. Hani İrfan'a müdahale yaptıktan sonra. Evet, evet. Sonra penaltı kararı verildi. Onu da işte çok hatırlamıyorum. Peki, Sakatlanan oyuncu, ha ikinci yarıda oyun içinde kalarak maçı kazandık. Tarafta da teşekkür ediyorum. Evet, bu kadar. Tamam. E, Pendik Spor Yardımcı Antrenör Eren Şafak'ın galiba hakeme, e, hakemle ilgili açıklamaları var. Alalım, bakalım neymiş. <laughs> Galatasaray Twitter atmadım ya da. Ya da Pendik Spor. Değil mi? Aa, <laughs> bak onu söylemiyor. Gelebilir. Gelebilir. Tamam şöyle demiş yardımcı antrenör Eren Şafak. Tabi İbrahim Üzülmez kırmızı kart gördüğü için konuşamıyor. Fenerbahçeli birkaç gol, futbolcu golden sonra hareket çekiyorlar. Sen galiba doğru i̇şte hissetmişsin. İşte Mert Hakan'ın bilmiyor. Evet. Yani hangi lazım Ben öyle emin olamadım. Kulü... Dördüncü hakem sadece seyrediyor. Mert Hakan hiç kart görmeden rahat bir şekilde oyunu bitirdi. Hakem kararlarıyla yavaş yavaş geriye çekildik. Bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı diyor ee, Eren Şafak. Onların da Pendik Spor'un da hakeme tepkisi var. Zaten maç Kimse bir, değil zaten sonra, hakemden. Aynen maç bittikten sonra hakeme tepki göstermeyen bir taraf olursa eksik kalır. Aman. <laughs> o yüzden dedim Galatasaray'dan. Ya dikkat şey ediyorsa durduk. kimse memnun değil ki hakemden. Yok. Hani değil mi? Galatasaray Rize maçı, Galatasaray'la memnun değil, Rize'yle memnun değil, bu iki maçtan memnun değil, Beşiktaş Galatasaray derbisi kimse memnun değil. Ya hiç bak yenen de yenilen de memnun değil. Tabii tabii. Ya çok enteres. Evet ya hakemler evet yani bunu sen daha önce konuştum. Lig tarihinin en unutulmaz şampiyonluk yarışını unutulmazlardan biri diyelim. Unuttuğumuz bir şey vardır ama hani aldıkları puana bakarsak en unutulmazı. Yaşarken maalesef en formsuz, en yetersiz hakem kadrosuna Aynen. denk geldik. Bu bir gerçek. İnanılmaz bir ama kötü burada, jenerasyon. Ama burada bütün kulüpler işi başka yere çekmeye çalışıyor. Beni şampiyon yapmayacaklar, onu şampiyon yapacaklar, onu şampiyon yapacaklar, beni yapmayacaklara getiriyorlar falan filan. Ben bilmiyorum abi. Seneye de yine yarış olacak ya. Biraz çok mu abartıyoruz bu kaos ortamını hakemler üzerinden? Seneye yine başlayacak. E yine böyle abi. olacak. Farklı yine olacak? böyle olacak. Ha. Bak. Avrupa'da başarı Avrupa'da evet. UEFA'lar gelsin, konferanslar, Şampiyonel Ligi'nde çeyrek yarı finaller görelim ama bu gidişatla zor görürüz. Bak yok, yok. zor görürüz. Ya sen ne diyorsun? Çünkü sahanın içini biz hep konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Bugün... Şimdi ben Fenerbahçe'ye bak ne dedim maçın önünde 4 1i gören ağ ah, rahat kazandı. Ya 87 dakika sondan birinci takım en çok gol yiyen takımlardan birine ilk yarı isabetli şut atamadı Fenerbahçe. Ben, mesela buraları bana yere yattı, kalktı, hakem kötüydü hepsini okuyayım. Bunların ama mazeret değil bu kötü futbola. En çok gol Anlıyor yiyenlerden mu? biri değil. En çok gol yiyen 57. En gol. çok gol yiyen attı. Evet, bak ligin en çok gol yiyen Bak yere yattı, zaman geçirdi, hakem hatalı kararlar verdi, rakip yok sert oynadı o bu şu. Her şey tamamdır. Ama sen şampiyonluğu oynayan Fenerbahçe isabetli şut, nasıl atamazsın ya ilk kere? Sen nasıl 87'de rakip 10 kişi kaldıktan sonra 2-1 öne geçersin? Böyle bir perşembe günkü olaydan şaşalı bir zaferden sonra. Buraları bence İsmail hocalar biraz düşünmeli oyuncular da. Bize ne oluyor ya demeli. Evet. Kendilerine de yazık. Stres. Bak görüyorsun bugünkü Fenerbahçe'li oyuncuların hallerini. Değil mi? Taraftar stres. Ne gerek var ya? Sen topuna konsantre olacaksın. Ama oralara çekiliyor herkes. Evet. Bak taraftar oraya çekiliyor kaosa, hakeme. Futbolcuda... Artık bak iş önceden bari gol mü değil mi, offside mi değil mi konuşurken... Artık sarı mı değil mi? <laughs> değil mi? Vurdu mu vurmadı mı? Başka başka detaylar başladı maçın içinde olan ki dünyanın her yerinde olabilecek bazı basit hatalara kadar artık takip başladı. E sonra ne oluyor? Bu, 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 bu futbol çıkıyor ortaya. Semih Ulu diyor ki bakınız ilk defa yorum yapıyorum bir programa ama artık hakemlerin kötü maç yönetimlerinden saçma sapan kararlarından maçın futbolun önüne geçmeye çalışmalarından bıktım. Şu ligde futbol izleyemiyoruz diyor. E, Aksız bir yorum değil ama her şeyi de hakemler üzerinden anlatmaya çalışan, bütün başarıyı veya başarısızlığı tamamen hakemler üzerinden e, anlatmaya çalışan bir güruh da var. Bunun içinde kulüplerde de var, yöneticiler de var, taraftarlar da var. Bazı futbol programları da var, yorum programları da var. Olaya böyle bakmaya ve böyle yönlendirmeye devam edersek biz bu işin içinden çıkamayız. Bugün biliyorsun Manchester City Liverpool derbisi vardı. Bir pozisyon var var ya. Şimdi gözüme ne düştü. Sen de oraya geldin? Yok ben sahası demeyeyim. içinde bu göğsüne tabanla girmiş. Penaltı penaltı verilmemiş. Verilmemiş. Mi? Aman Allah. Ha, yok ben onu demeyeyim. Ben onu görmedim bilmiyorum. Öyle ben onu demeyecektim. Liverpool City biliyorsun. ikincili üçüncü yenen lider olacaktı. Arsenal'ı İkisi geçecek. de yenemeyince Arsenal lider kaldı. Ve böyle bir pozisyon var. Öyle mi? Tamam bakarız ona. Hayır şunu diyecektim. Heh. Biliyorsun kulüp ayrılıyor Liverpool'dan. Son bırak bırakıyor sezon evet. sonunda. Bir Manchester City kulübü bir video hazırlamış. Biliyorsun son yıllarda City ile en çok kim rekabet etti? Liverpool. İnanılmaz sezonlar yaşadılar. Şampiyonluk yarışlarına girdiler. Evet. City daha çok galip geldi ama Liverpool'un da şampiyonluğu var. Bir video hazırlamışlar. Sana programdan sonra izleteyim. Klopp'un açıklamaları, Guardiola'nın açıklamaları, maçtan enstantaneler. Resmen rakiplerini Klopp'la Guardiola'nın son buluşması diye. Tabi bir daha belki başka yerde bir daha buluşurlar da bu en azından belli bir zaman için resmen kulübü onurlandırmışlar. Aynı biz. Aynı biz. Tabi. Aynı biz. Rakip takımın Vallahi, ismi tabii. telaffuz edilemiyor Türkiye'de. Biz değil. Yani kulübünde... Fenerbahçeliler Galatasaray demiyor, Galatasaraylar Fenerbahçe demiyor yerine geri geldiği zaman. Biz. Ya, çok çok acayel... o konularda çok Neyse. gerilerdeyiz. Peki şunu soracağım sana, Başuay bir gün şey der mi ya? Abi yeter artık ya. Yani ben benim de ben de kalpten gideceğim bir gün. Habire bana son dakika penaltılarını attırıyorsunuz der mi? Yok Batshuayi şimdi <laughs> günde üç öğün yemek yiyin derler ya. Evet. Şimdi bu arada Ramazan geliyor bugün gece evet. sahur herkesin Ramazan <laughs> ayı mübarek olsun arkadaşlar hayırlı Ramazanlar. Bak şu ay üç oyun penaltı çalışıyor artık. <laughs> Bak sabah kalkıyor penaltı, öğlen penaltı, sahaya çıkıyor, akşamüstü penaltı. Abi çok çok sıkıntılı güzel. penaltılar da topun başına geliyor. ha. Başakşehir maçı ya 90 artı 3 mü ne? Evet. Kasımpaşa maçı 90 artı küsur. E bu maç 87. Hani onu kaçırsa belki atamayacak gol Fenerbahçe. Bitecek 1-1 bitecek yani. Nabız da 0 duruyor. Evet. Oraya kilitleniyor. Gerçi yani. Kasımpaşa Enteresan. da kaçırdı biliyorsun. Tamamladı sonra. Döneni at. Evet. Ha Orada biliyorsun herkesin duası kabul <laughs> oldu dedik de. Yani. Peki. Ama zor iş ya. Gerçekten bu. Yani bak şimdi aklıma geldi. Stresli iş. Sonuçta golle sonuçlandı ki sen için sanki penaltıyı atmış gibi diyen düşün ama Kasımpaşa maçındaki o penaltıdan sonra bu maçta başkası atsın gündeme de gelebilir miydi ya? Mesela Tadiç'te işte artık bekletmeden şimdi orada o sonuncu gol olduğu için ama onu gol saydı son... beyninde. <laughs> Attım saydı. Tamam peki. Sağda Hadiç de vardı. İsmail, e Tadiş de, Peki İsmail Hoca da mı attı? Hadiç' oyundaydı. Evet, Hadiç oyunda, oyundaydı. Oyunda. Düşün deplasmanda 3 3-0'ı evet. penaltısını atan Hadiç ben de atabilirim dedi. Demek ki o da Batshuayi'ye güveniyor evet. bu konuda. Batshuayi de şu ana kadar kaçırmadı yani. Çok Çünkü, kritik penaltıları yani, attı. Aslında istatistik olarak son penaltıyı kaçırdı Batshuayi. Yani Kaçırdı. Kaleci'den döneni. Doğru. Döneni. İstatistik onu yazıyor. Evet. Ama dönene attı. <laughs> dönene attı. Önüne düşmese ama kaçmış Sonuç 3 puan. <laughs> Önüne düşmese gitti. Tabii tabii. tabii, hayır, tabii. Penaltıcı tercihi açısından diyorum. Ona da çalışıyor herhalde. <laughs> Olabilir. Kaçarsa takip etme konusunda. <laughs> ya da öyle bir kaçırayım ki uzaklaştıramasın falan. Bugün yine temiz attı yani. <laughs> evet, bugünkü temizdi çok netti. Selahattin Bey'in de açıklamaları var herhalde. Evet şimdi e, ekrana getireceğiz. Arkadaşlarımız grafiği hazırlıyor. Maçın yıldızı anketimizde Mert Hakan yüzde 44, İrfan Can yüzde 15, Ferdi yüzde 30, Fred yüzde 11 oy Bir almış. Maçın oyuncusu Mert Hakan mı seçildi? Bizim izleyicilerimiz tarafından. Bak, biz her zaman oya saygı duyuyoruz ama hmm. bana göre maçın adamı soyadı kahveci diye değil İrfan Can kahveci yani. Bana göre. Evet o da olabilir. O da benim görüşüm hani. Yani, evet. Evet, Sen, bak, Senin var mı görüşün mesela? Ya valla şey bu maçın yıldızını bulmakta zorlanıyorum ya. Ben ya Biri damga vurmadı bence. Vuramadı. Bence... İrfan vurdu mu? Ir, bak, yani... Bak, bak, İrfan oyuna şimdi girdi. attığı gol dördüncü gol. Yani etkisiz eleman gol. Yani maçı etki eden bir gol değil. Çok güzel değil, gol ama etki yok. Değil, yer, Oğuz Ay, Güven. Çok güzel gol. Tabii. Ama hani etki... Bir anlamı yok. 2-1 öncesi penaltı. Penaltı da. İrfan. Onun dışında arka direğe kesti. Bak not aldım. Evet İrfan'ın yarattığı pozisyon var. Bat şu oyuna girer girmez. o kesti. Doğru. Tadiç'e kesti bir tane aynı şekilde. Arka direkte boş, zayıf vurdu. Hani İrfan etkili oynadı. Hayır hayır. Etkili, o anlamda yok. o yüzden hani kesin, diyorum. Kesin etkili oynadı. Evet. Ama hani maçın oyuncusu mu? Ben çok maçın oyuncusu bulamadım ya. Açılış, işin, işin doğrusu. E, maçın oyuncusu bak bakmadan söylüyorum. Heh. Hakem diyenler vardır <laughs> kesin. o başka canım <laughs> Evet başlayalım Selahattin Baki'nin açıklamalarına. Hadi bakalım ne geliyor. Hiç lafı dolandırmadan hakeme girmek istiyorum. Genelde hocamızı ve takımımızı tebrik ederek başlarım ama onu sona bırakıyorum. Hakem hiç iyi niyetli başlamadı. Herkesin malumu 70 dakika boyunca Pendik Spor'un sahada futbol demeye bin şahidin gerekeceği ne olduğu belli olmayan bir oyunla türlü türlü, türlü, türlü gerginliklerine ve provokasyonlarına izin verdi. Pendik Sporlu oyuncular bir dakika, bir ilk sayfaya gelelim. Pendik Spor'un sahada futbol demeye bin şahidin gereceği, gerekeceği, ne olduğu belli olmayan bir oyunla türlü türlü gerginliklerine ve provokasyon... Futbol... Pendik oyuncular provokasyon ve gerginlik yarattılar mı sence? Bir, yarı için özellikle. Bir hemen ilk istatistiğe bir bakalım mı? Ne yani bu Çünkü bakalım hani futbol oynadılar mı diye. Biz genelde bakarız. Yani. Ha, işte Ney mesela? Ceza sahası da topla buluşma 10'a 5. Fenerbahçe'nin 10, Pendik'in 5. Gol beklentisi 0.29'a 0.55 ilk yere. Pendik daha fazla. Şimdi bu istatistikten, değil mi? Tamam. Pendik'in 2 Onu... isabetli şutu var, Fenerbahçe'nin yok. Selahattin Bey işte bazı pozisyonlarda yere yatmalar uzun sürdü. O bu şu hmm. üzerinden diyor. Mesela Halil'in yani. sahanın dışında olup sağın içine Söyledik. atlayıp yatmasından diyor olabilir. olabilir. Saygı duyarım ama istatistiklere de baktığımda Pendik oynamaya çalıştı ya, futbolda evet. oynadı. Sert de oynadı, yere de yattı ama rakip kaleye de geldi. Hatta çok da bir gol de attı. Evet. Bak gol beklentisi Fenerbahçe'nin daha yüksek. İlk yarı üzerinden. İlk yarı, ilk yarı. Zaten ilk yarı. gösterdiği taraftı o herhalde. Devam edelim. Pendik sporlu futbolcuların daha önce kart görmeleri gerekirdi. Belki daha fazla oyuncunun atılması gerekirdi. Bugün vardan gelen uyarı penaltımızı da vermemeye kalktı. Nasıl yani? E penaltı verildi nasıl kalktı hani bilemiyorum. Bugün vardan neyse. gelen uyarı penaltımızı da vermemeye kalktı. Anam belki biz mi yanlış yazdık acaba? Neyse dolayısıyla bu tür futbol oynayan bir ekibin bu tür performans gösteren bir hakimin Süper Lig'de olması Türk futboluna ihanettir. Evet devam edelim. 58 dakika oynanmış ilk Topun oyunda kalma süresi 23 dakika. İkinci yarı ekstra 10 dakika eklendi bu iki örnek aslında nasıl bir hakem performansı olduğunu somut şekilde ortaya koyuyor. Hakem demişken daha üç gün evvel Avrupa'nın en flash futbol oynayan, en dinamik oynayan, kendi liginde açık ara lider olan takımla korakor mücadele verdik. Müthiş bir futboldu, herkes keyif aldı. Oradaki hakem performansını yaşayan futbol takımımız bugün adeta bir kültür şoku yaşamıştır. Bu bunu bu hep de bizim de söylediğimiz şey yani şöyle oluyor tabii. burada kolay çalınan faaller Avrupa'da çalınmıyor yani orada oyun akıyor değil mi yani bu böyle bir şey var yani bu şoku ilk kez yaşamıyor herhalde Avrupa'da oynayan takımlarımızdan herhangi biri Çünkü dinliyorum bu... ve düşünüyorum hani, <laughs> anladım hiç. tamam tamam sen en son yorum yapacaksın peki ee, bugünü de atlattık yüksek karakter tutku ve hırsla bakalım Trabzon deplasmanında şapkadan nasıl bir tavşan çıkarmayı planlıyor. Futbol Federasyonu. Hep beraber göreceğiz. Ceza gelir mi? Bir daha bakarız. Ya bilmiyorum ya onu PFDK karar versin. Boşver bize <laughs> ne ceza mı gelecek. Kavşan çıkarmak ya. falan hani var ya. Takımımızı tebrik ediyorum. Çünkü türlü türlü gerginliklere ve provokasyonlara ayak uydurmadılar. Deyim yerinde ise gaza gelmediler. Takımı eksik bırakmadılar. Hocamıza takımıza bir saniye boyunca maçı bırakmayan taraftarımıza çok teşekkürler. Başkanımız Sayın Ali Koç çarşamba günü bazı açıklamalar yapacak. Evet geçen hafta söylemişti yakında bir televizyon programına çıkacağım diye. Bu açıklamaları sadece Fenerbahçeliler değil Türk futbolunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum. Tabii takip edeceğiz yani Fenerbahçe başkanı açıklamayı. Bir dakika yapıyorsa. bize, bize çıkıyor diyormuş şu an. <laughs> <laughs> arkadaşlar bize çıkmıyor. Yani. <laughs> Çünkü biliyorsunuz bize karşı koalisyon var. Koalisyona karşı oynuyoruz diye iddia edenler Galatasaray'ın Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarını kastediyor. Ortalığı yangını yangın yerine çevirenler kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu bir kere daha bir kere daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu yapılan algılarla, iftiralarla, şike iftiralarıyla FETÖ ile alakalı açıklamalar olacak. Başkanımız konuşacağı için ben soru almıyorum, kısa kesiyorum. Bitti mi? Vallahi bir bitti mi? Bu kadar mı? Tamam. 3-4 sayfa paylaştık hani Yok. bence kısa konuşmadı Selahattin Bey. 7 sayfa. Değil mi? Hmm. Düşün. Hani evet. bence kısa konuşmadı. Yine <laughs> adını bile söylemekten imtina ettiğim şeylerle ilgili konuşmalar e. olacak. Ha bu ama herkesin de suçu. Herkes çünkü oraları didikliyor. Hani FETÖ. Evet. Her, herkesten bir şey çıktığı için de bu konu uzuyor. Çok güzel de reklam oluyor onlara. Hani hiçbir şey demek istemiyorum. Ama Sayın Başkan'ın açıklamalarını sonuçta hep merakla bekliyoruz. Sevgili Selahattin Bey'e söyleyebileceğim. Pendik Spor kadrosu ile Fenerbahçe kadrosu siyahla beyaz gibi. Derinliği, yedekleri, evde oturanları, kurulan kadronun ekonomik değeri, o su, bu su, şu Ne dedim? Yere yatmalar oldu mu oldu, Halil içeri atladı o, bu şu oldu 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 ama Fenerbahçe 45 dakika bu futbolu oynayamaz. Hele 3 gün önceki maçtan sonra. Bence oralarla ilgili bir şey dedi mi demedi mi bilmiyorum. Bunu da dese, eklese. Evet bunlar oldu ama biz de çok kötü oynadık dese. İş biraz buralara da evrilse, hani kendi hatalarını da görse bazı insanlar çok daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Hep hakem, hep rakip, hakem rakip yattı kalktı. Ya yine söylüyorum, ya ben Bernabéu ve Noy Kamp'a gidip Çavi şey yaparken abi dinlenmek için ben ne zaman geçiririm anlıyor musun? Bu abartılmasın. Ki hakem... Oğul de... yokken yalandan yatılmasın, onlar ayrı. Evet. Ama ne yapacaklar bazen puan ve puanlar almak için ben bilmiyorum. Anadolu takımları zaten hakemler katlediyor. Katlediyor. E Şampiyon olan takımlar her gün hakem konuşuyor. E Kadrolar daha iyiyken, daha derinken, daha çok para harcamışken. Ya ben bilmiyorum ne olacak yani. Anadolu takımları vallahi zor ya. Ben Türkiye'de tek Beşiktaş'ta oynadım. Onu yaşamadım. Ama oynayanlar, arkadaşlarımız da var. Ya bizi nasıl katlediyorlardı abi de diyorlar yani. Neler var ya? iki yani? hafta önceydi galiba. Ankara gücü yöneticisi mi şöyle bir açıklama yaptı. Yani kulübü karıştırıyor olabilirim. Bizi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk şeyine meze yapmasınlar dedi. Yani iş oraya geldi. Yani şimdi Galatasaraylar işte Fenerbahçe Pendik maçında şöyle oluyor, oldu diyor. Fenerbahçeliler Galatasaray izle maçında böyle oluyor. Ama olan aslında Rize'ye, Pendi'ye, Ankara Gücü'ne, Kasımpaşa'ya neyse yani hani bir <laughs> hakemden şikayet edecek takım varsa ya, asıl onlar yani. Ya bak, <laughs> bak biz zaten şampiyonluk yolunu nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağının içi, sağının dışı oralarda güçlü olmak önemli hmm. ama şampiyonluk sağının içinde güçlü olmaktan geçiyor, güçlü oyundan geçiyor. Benim stratejim budur, güçlü oyun. Laf vardır ya yeri geldiğinde hakemi de yeneceksin. Hı hı. Değil mi? Rakibi de yeneceksin. Güçlü oyun abi. Şampiyonluğu getiren en önemli etken güçlü oyundur. Diğer etkenler tabii ki var. Soğanın dışında belli başlı kulübünü koruyacaksın, futbolcunu koruyacaksın, camianı koruyacaksın. Yeri geldiğinde sert açıklama yapacaksın ama hakaret etmeden. Ama şimdi bu ilişkileri yöneteceksin ama sahanın içi kazandırır abi. Güçlü oyun, güçlü takım şampiyon olur yani. Çok sıkılıyorum bu konulardan da. Hiç. Yeri geldiğinde sert açıklama yapacağın artık şuna dönüştü. Liginde sonu geliyor ya. En sert kim yapar açıklamasını? Her hafta, evet. Ben onun biri birinden daha serte daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Yani ve inan, ben ben öyle hissediyorum yanlış değil. O kadar etkisini kaybediyor ki hiçbir anlamı kalmıyor yani. Şimdi her hafta var, her hafta. Normalleşiyor. Aynen. Evet. Bak ben ne diyorum? Galatasaray Gazetevi evet. mı diyorum. Evet çünkü bekliyorsun, <laughs> bekliyorsun. Ama normal... şey olacak mı? Atmadım bir... harbiden. Büyük <laughs> hükmü bir şey olacak mı? Yok, olmayacak yani. Bak. Fair Play ödülü, anladın mı? Ayın en centilmen oyuncusu ödülü hmm. falan filan. Ya bir tane en baba ödülü verin, en dikkat çekecek. Ayın en sert açıklamasını yapan Başkan, yönetici ya da futbolcu <laughs> ödülü çıkarsınlar çünkü orada da bir yarış var ya. Var var ya, tabii. Taraftarlar da böyle bir, bak diyor benim evet. diyor yöneticim diyor nasıl sert konuştu Evet, Diğeri, aynen. evet bak bizimki daha sert konuştu. Evet. Şeyler yarışıyor şimdi sosyal medyadaki o paylaşanlar. Evet, aynen öyle. 24 saat şey düşünüyorlar. Nasıl sallayabiliriz? Nasıl daha iyi hakaret edebiliriz? düşünüyorlar paylaşım yapıp. Ya bu iş buraları. Bak buradan kimse bir şey kazanamaz arkadaşlar. Ha bizim ligimiz hep devam eder. Yine Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, nasıl bak Başakşehir şampiyon oldu, Burs oldu. Biz yine böyle kendi aramızda oynarız futbolumuzu. Ama biz bu ortamda, yurt dışında filan biz bir başarı bekliyoruz. Umut ediyoruz ki Fenerbahçe'nin bu futbolu gördükten sonra tek takım olduğu için Avrupa'da evet. inşallah gider. Çeyrek umutlanıyoruz gibi görünüyor. Umutlanıyoruz da Arada bir olur, 30 sene sonra olur bu kafa yapılması. Aa, Arda gol attı Nihat abi yazıyorlar. Dur kaç kaç Onu oyuna aldı mı ya? Dur almış gol bir bile bak atmış. Bakalım. Dur dur bakalım. Vay koçum benim. Gelelim. Nerede ya İspanya Ligi? Açamadık. Muy bien, muy bien. Ha, maç bitmiş 4-0. Kaçta girmiş? Bir, e, nerede? Arda, 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 Arda. 80. 9'da girmiş 90 artı 4'te gol atmış. Ne Vallahi ne? heyecanlandım. 4-0 yapan Hiç gol. Şişeleyeyim yani 5 dakikada bir gol atmış Şelal <laughs> olsun. Allah'tan oyuna <laughs> girmiş. Nasıl oluyor, gün başka doğum şeyleri. gününde oyuna girerken Modric hayatının en güzel gollerinden birini atıyor. Evet. <laughs> 1-0 oluyor maç. Oyuna giremedi çocuk. Tabii tam girmiş. Hep bir şey oluyor. Oyuna <laughs> girerken Şimdi... bugün girmiş gol atmış. İyi oldu onun adına. Evet. Sevindim. Vinicius Junior atmış. Eee Celta Vigo 4-0. İyi iyi arda iyi gol atması evet, çok, önemli. Çok Çünkü Montella'nın da biliyorsun bir açıklaması vardı. Çok oynamıyor filan. Oradan bir cımbızlasan acaba almayacak mı dersin? Ama ben de şunu derim. Nerede az oynuyorsun? Tamam ama Mont şimdi Real Madrid'de az oynamak var. ama işte, Başka takımda az oynamak var. Montel Bana göre farklı. Montella neyi tercih eder? Real Madrid'de az oynamasını mı? Bugünkü rakip olduğu için Seltevigo'da 90 dakika oynamasını mı? Valla Montella kaliteli oyuncuyu tercih edecek. Tamam. Ama kaliteli. ister ki şöyle biraz süre alıp gelsin, özgüvenli Ta gelsin. Tabii. Yani ben de istiyorum. Değil oynasın, maç istiyor, ritmi kazansın. Ee, i̇stiyorum ama bazı isimler var, kadroda olurlar. Onu, bir Arda'yı biraz da Brahim Diaz. Bitirdi ya. O da çok iyi topçu. İnanılmaz bir performans Arda'ya denk geldi evet, orada. Evet biraz öyle oldu yani. Yani çok iyi oynuyor ya. Çok evet, kaliteli yani oyuncu. O sağ ön sağ iç gibi o Arda oynayabilirdi ama. Bu sayılmayan son dakika dakikada Hakem'in çaldığı düdük var ya orada da ortayı o kesmişti değil mi? Bellingham'a o kesti evet, herhalde doğru. ortayı. İyi topçu. Sağ dur, ayakla mı atmış? Dur, dur sana göstereceğim şimdi. Bakayım ya vallahi merak ettim. Bir arkadaşlarıma bir kısa bir süre bakayım. Onu. Kaleciyi geçmiş. Bakalım. Bir... Şimdi tekrar gelecek. Şurada hızlı başlamış oyuna. Hemen başlamış. Pası atanı görmedim. Modric herhalde. Hop kaleciyi geçiyor. Sol ayağıyla. Sonra sağ ayağıyla. Boş kale. Hayırlı olsun. Gittiğinden beri itman görüntüleri o bu şu yıkılıyor. Goller, mundlar, evet, uzak kosa çalımlar. Maçta da yapmış sonuçta. Bu maç görüntüsü. Oh be. Maçta gol etti Arda. Sebayos vermiş. Sevindim pası. abi. Sevindim. Pası Sebayos vermiş. Yani Real Madrid'e gitmek başarılı. Tabii. Orada süre almak büyük başarı. Bu dakikalı tamam azalıyor ama bu golle şimdi bu belki biraz biraz daha arttırır onun süresini inşallah. Şöyle bir sorun var. Şimdi Real Madrid'de rahat kazandığı maç yok. Hep böyle ite kaka, ıkına sıkına son dakikalar. Hani bak sana okuyayım maçları. 17 Aralık'taki Villarreal 4-1, ondan sonra Alevez 1-0, Mallorca 1-0, Almeria 3-2, Las Palmas 2-0, Hetafe Las Palmas 2-1, Hetafe 2-0, Atletico Madrid 1-1, bir Girona'yı hakikaten 4-0 yendiler. 1-0, 1-1, 2-2. Hani anladığım kadarıyla Ancelotti biraz şeyi bekliyor. Böyle fark olsun 15 dakika oyunu aynen, rahat aynen. girsin falan ama aynen. O olmuyor. Real Madrid'in üç oyunu biraz kısır. Valla şunu söyleyeyim. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Benim oynadığım dönemler 2001 ile 2009 arası İspanya La Liga bugünkü La Liga'dan çok kaliteli, çok daha keyifliydi. O zaman. Yani net. Yukarı, evet. Sadece yani bunu gibi. Barcelona ve Real Madrid ismi üzerinden söylemiyorum. Hı hı. Bir Valencia'lar vardı, tabii bir Deportivo'lar Valencia vardı, Şampiyonlar bir Şampiyonlar Ligi oynadı, Evet, bir Bilbao'lar vardı, bir Real Betis vardı. Real Betis'in kenarında kim oynuyordu biliyor musun? Denilson'da. Sağda Joaquin, he. solda Denisson oynuyordu he. ya. Hani Tabii tabii doğru. Net ne, ne, e, Deportivo'da Makkay oynuyor. Diego Tristan yedeğiydi. Jalmin'in arkasında oynuyordu ya. Celta'ya gidiyordu, Mostovoy'u falan oynuyordu. Kalim. Karpin bize geldi sonra. Karpin ama evet, değil Seltada O da Selta'daydı. Hani ne kadro var? Valencia'da ayakla Carboni'ler, e, önde Claudio Lopez, Morientes, Aimar falan oynuyordu. Bak kadrolara bak. Mendiyeta ordu. Mendiyeta. Bugünkü hocaları Baraha. Düşün Hı -hı. ya. Hani şu an öyle bir şey yok yani. O yüzden de Real Madrid bak nasıl yeniyor? 2-1 yeniyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Çünkü Öyle bir kulüp. Hani geninde hep kazanmak, hep şampiyonluk var. En çok şampiyon olan La Liga'da. Şampiyon Liga'da Liga'da en çok alan. Gibi. Forma da bazen o ağırlık var yani. Ersin Kalay diyor ki, abi doğru konuşmalarınız mı yoksa olaylara bakış açınızı mı ayrı alkışlayalım bilemedim. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkür ederiz kardeşim. Bizim de tabii ki hatalarımız oluyordur o, pozisyonlarla tabii. ilgili. Olabilir. Anladın mı? penaltı deriz sonra bir görüntü görürüz değildir kart deriz sonra bir görüntü görürüz değildir ama bizim o da iyi niyetimizden <laughs> kimse şüphesi olmasın hani ha Şunda netiz. Kimsenin adamı değiliz. Hiç. O <laughs> lafı diyeni de tasvip etmem. Söylemene bile gerek yok. Yani hiç. Bilen biliyor zaten. Evet. O aradaki yani. kaçaklara söylüyorum ben. <laughs> aradaki kaçaklara. Arada kaçaklar var ya onlara <laughs> ya söylüyorum. Son bir yorum Yoksa o kim? Yoksa hatasız yorum mu var? Hani pozisyonlarla ilgili. Abi şu an hakemlik yapmış değil mi? Kaç tane yorumcu var? Evet, ya var. pozisyonlarda bazen bakıyorsun onunun 6'sı var diyor, 4'ü yok diyor. Hani ama iş işte buralara geldi ya. Yani işte trio programında 3 hakem çıkıyor. Bazen çok nadir oluyor ama fikir birliğinde olmadıkları pozisyonlarda oluyor. X, altı, ben bazen üçünün dediğine bile Hayır Biz ya, ya diyorum. Ben doğru. de diyorum evet. ama ay sönün Allah belanı versin demiyorum. Değil, <laughs> Olabilir. Biz buralara çok takılıyoruz çok, ya. Ama işte bu pompalanıyor abi. A, evet evet. Pompalanan bu. Kulüplerden sürekli pompalanan bu. Beni şampiyon yapmayacaklar, ötekini yapacaklar. Sürekli bu pompalanınca. Çünkü 10 milyar TL borcum var. Konuşulsun isterler mi? <laughs> Değil mi? Hadi son bir güzel yorum daha kim kapatalım. Aykut Koğan maç sonrası en iyi program. Teşekkürler iyi yayınlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olmayanlardan abone olmalarını rica ediyoruz. Ve programın altında yorumlarınızı yazın lütfen. Onları biz tek tek okuyoruz. Bu arada saçlarım bugün iyi olmuş mu acaba? Onları da yazarsanız çünkü biliyorsun. Saçına mı şey yaptı? Ama biliyorsun Galatasaray sana... Rize maçından sonra jölesiz çıktım diye uuu uu, bayağı eleştirmişler. Her bugün şeye dikkat. Sürdük. Her <laughs> şeye dikkat ama senin evlat da söyledi baba dedi, dedi saçına dedi. Jöle evet, evet. mi dedi. dedi Demek dedi. ki doğru söyledi. Dedi dedi. Ben evet, <laughs> yayına çıkmadan eşim öyle bir bakıyor. Tamam olmuş olmamış diyor <laughs> bana. Bundan da selamlar eşime. Tamam, bundan sonra Hayırlı Ramazanlar yok. tekrardan. <laughs> evet. Bak o kadar dikkatliler ha. Vallahi <laughs> Hadi iyi geceler. Yarın geceler. yine karşınızdayız. Beraberiz. Beşiktaş'ın karşılaşmasının sonunda tekrar maç sonu yayınında Kahveci ile karşınızda olacağız. Stop <laughs> プレゼント